Sayın Rövanş izleyenleri, YouTube Türkiye'nin en rahat, en kolay bir şekilde para kazandıran içeriği Banko'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda yeni bir yüz, yeni bir sima. Banko içeriğinde bir tek onunla çekmemiştim. Şimdi onunla beraber bakacağız iddiada ne durumda, nasıl, iyi mi analizler çıkartıyor. Oranları nedir, hep beraber göreceğiz. Hocam nasılsın, keyifler nasıl? İyi hocam, çok şükür. Sen nasılsın? İyi vallahi hocam. Ne zamandır maç izleyemiyoruz. Kazandırmaya geldim diyorum ben. O kadar ya. İddialıyız. 10'da kaç yaparsın hocam? Hocam 10 Süper Lig maçının 7'sinde skora yakın tuttururum. Skora yakın. İddialı. Gayet iddialı. İddiayı da severiz. Yani severiz. İddialı olmayı da severiz. Hocam başlıyorum o zaman. Cuma günü 5 maçı. Gaziantep-Pendikspor. Şimdi ben şöyle başlayayım. Pendikspor iyi formda bir durumda değil. Gaziantep'te son hafta 3-0'lık bir galibiyetle böyle çalkantılı giden formunu 3-0'la biraz düzeltti diyebilirim. Ben bu maçla alakalı diyeceğim şu, iki takımın da gol atabileceği bir maç olacağını düşünüyorum. Oranlar da biraz da onu gösteriyor benim için. O yüzden ben bu maçla alakalı 2.5 üst diyorum. Oranı da 1.52. Yani iki takım da atar ve üst olur diyorum ve pası Buğra hocama atıyorum. Bakalım neymiş tahmini. Ben bir kere yüksek oranlı geldim Cuma günü 5 maçına. Ben MS1 olacağını düşünüyorum. Şumudika geçen hafta Karagümrük deplasmanındaki galibiyetle beraber ben de yenebileceğini düşünüyorum. Ben de zaten alt sıralarda çok da iddialı olmayan bir takım. MS1 1.82'den güzel bir oranı var. Güvenir misin hocam? Güven durumu nedir? Yüzde kaç? Yüz üzerinden şuna kaç güveniyorum? %80, 1-0, 2-0, 2-1. Bayağı skor veriyor. Skorlar da söyleyeyim yani. 3-1 oldu mesela. Olmaz. Bak, yaşanırsa mesela. Şu Mudika istifa. O kadar diyorsun. Var mı ekleyeceksin? Yani çok böyle hayranlıkla izlenen bir maç olmaz. Yok. Ama 2.5 üst diyorum ben. 1.52 Buğra hocam da MS1 diyor. 1.82'den alacağım sil. Geçiyorum Cuma gününün 8 maçına. İlk maç Antalya Spor, Alanya Spor. Bir Antalya derbisi diyebileceğimiz bir maç. Antalya Spor yeni hocası Sergen Yalçın'la ilk maçına çıkacak. Alanya Spor'da son 3 maçta formda giden bir durum var. Beşiktaş, İstanbul Spor ve Samsun Spor galibiyetleri var. Benim düşünceme göre şimdi bir yanım Sergen Yalçın bu maça galibiyetle en kötü kaybetmemek için çıkacağını söylüyor Sergen Yalçın'ı az buçuk bilen insanlar olarak. Alanya'da son maçlarında herkese 3 atma durumları var. Ben bu yüzden bu maçla alakalı biraz kaçak dövüşüyorum. Çok da güvenmiyorum diyebilirsiniz. Bu orana niye güvenmiyorsun? Her şey olabilir bir maç. Uzak durmanızı öneriyorum bu maçtan. O yüzden 3.5 alt diyorum. 1.22 oran. Önermiyorum. Tekrardan söylüyorum. Buğra hocamın tahminini de merak ediyorum. Mantığıma yatarsa oraya da yönlendirebilirim. Şimdi ben Sergen hocama öncelikle hoş geldin diyorum. Güzel şehrimize. Ben bu maçta çok gol olacağını düşünmüyorum. Sergen hocamın bilinenin Sergen Yalçın futbolu aksine bir tık daha savunmaya yapacağını düşünüyorum. Takımını görmeden öyle haldır paldır bir şey yapacağını zannetmiyorum. Ben 2.5 alt diyorum. 1.73 oranı var. Hı hı. Şöyle de göstereyim. 2.5 alt. Yüksek ihtimalle 1-0. Yani hocam kazanır. Benim 3.5 alt da o zaman 3.5 üst. 3.5 alt dedim ben. Alt mı demiştim? Alt dedim. 3.5 üst. Yani 1.22 oranı var. Hı hı. Hocamla bir nasıl diyeyim daha riskli olan 2.5 altı önerdi. Kaçtı hocam? 1.73. Hocam böyle bir yazmışsın ki bunu hani doktor yazısı bile daha beter. Orada alt mı yazıyor mesela? Alt. Anlamışlardır yani, diye düşünüyorum. Hocam şimdi bu tutsa Reels'larda yazsak adam diyecek ki ne yazdığınız belli değil. Ona oynadım birazcık daha. Ha, o tarz diyorsun. Üst yazdım da diyebilirsin. Üst. Yapacak bir şey yok deriz. Geçiyorum hocam diğer maça. Beşiktaş Kasımpaşa. Beşiktaş Hatay Spor'a karşı 2-1'lik bir galibiyetle antrenörsüz bir şekilde çıktığı maçta 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Yani hocam ben bu maçla alakalı Beşiktaş içeride oynuyor. Rahat gol yemeye müsait bir takım. Tartışılır bu, içeride oynadığı da. O da doğru yani bir taraftar. Bir de Cuma günü akşam olduğu için çok fazla taraftar gelir mi? Salon stadı doldururlar mı bilmiyorum. Hocam, yani Beşiktaş'taki kapağı. Stadın yanındaki caminin biraz daha fazla dolacağını düşünebilirim ben. Ön saflarının en azından. Pek de keyifli bir maç beklemiyorum ama. Hocam ben şöyle söyleyeyim. Beşiktaş gol atabilir, yemeye de müsait bir takım. Kasımpaşa da aynı şekilde bir takım. O yüzden ben bu maçta hani 2.5 üst ve KG var diyorum.
Gollün olacağı bir maç bekliyorum. Gollerin olacağı bir maç. O yüzden 1.65 orandan değerlendiren bahis severlere önerimdir. Şimdi ben yine aynı şekilde İbrahim hocamla maç sonucunu, maçın seyrini az çok aynı düşünüyorum. Ama Kasımpaşa gol atar mı? Beşiktaş 3-0 yenilir mi? Herhangi bir maçla alakalı tahminim yok. Zaten Hasan Arat başkan takıma bir hoca da bulamadı. Hasan Koç falan diyor. Hasan ya, Koç. İyice hani şu kameraları oynama işleri yavaş yavaş açalım. Hoca da bulamadı Beşiktaş'a. Aha. En son Van Bronckhorst konuşuluyordu, Hollanda'da evet, sol bek. Sol bek. Hoca sol değil. Hoca değil, sol bek. Evet. Ben yine de maçın güzel geçeceğini düşünüyorum. 1.40'tan 2.5 üst diyorum sadece. Hı hı. Gol olacağına eminim. Bu da bir derbi değildir. Bilerek silmedim. Paşa Beşiktaş derbidir. Derbi midir? Derbidir. Derbidir. Derbidir Paşa Beşiktaş. 2.5 üst. İkimizin de az çok dediği şey Paşa Beşiktaş maçında, Paşa Beşiktaş özellikle söylüyorum, 2.5 üst olur. Gol olur. Gollü maç olur. Diyorsun. Ben de aynı şekilde dediğim gibi. Ben ama Kasımpaşa'nın da Beşiktaş'ın şimdi Masuaku'yla kim gitmişti hocam? Rıza Hoca. Amart. Yok lan şey. Amarte ile Masuaku Afrika kupasına gittiler zaten. Gitmeselerdi büyük bir şey olmayacaktı. Gitmeselerdi çok farklı olur. Yani o yüzden Beşiktaş'ın çıkacağı 11 kenarda olacak oyuncu, yani antrenör bile belli değil. Hı hı. O yüzden dediğimiz gibi ben diyorum KG var ve 2.5 üst. Buğra hocam 2.5 üst diyor. Değerlendirebilirsiniz. Cumartesi'ye geçiyorum hocam. Cumartesi Rize Spor, Hatay Spor maçıyla başlıyorum. Rize Spor benim banko içeriklerinde yıldızım olan takımlardan biridir. Bunu yani bizi izleyenlerden bilecektir bunu. Rizespor beni çok fazla yatıran bir takım da değildir. Güveniyorum. Ama çok böyle iç, yani aramızda sağlam bir güven ilişkisi yok. Ama şöyle bir istatistik de var. Rizespor kendi sahasında Galatasaray maçı haricinde çok fazla böyle mağlubiyet, yani hiç mağlubiyeti yok diye hatırlıyorum. Mağlubiyet yaşayan bir takım değil ve iç sahada da iyi oynayan bir takım. O yüzden ben Rizespor'un bu iç sahadaki formunu devam ettirmesi gerektiğini ve Hatay Spor'un da Volkan Hocam'la beraber bir böyle isteksiz bir görev süresi devam ettiğini düşünüyorum. Takımında da buna yansıyacağını düşünerek Rize Spor bu maçı kaybetmez diyorum. Yani Rize Spor kazanır. 1.90 orandan yani değerlendirebilirsiniz. 1.90 böyle maçlarda değerlendirebilir bir oran. Yani yatabilirsiniz, sürpriz oran olarak yapılabilir. 1.90'dır. Hocama atıyorum pası. Rize Hatay maçında ben özellikle zevkli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Rize Spor iç sahada genelde yenen bir takım. Kendi rakiplerini, kendi dişindeki olan takımları. En kötü berabere kalan bir takım. Hatay'da son 2-3 maçında çok gol oldu. Ve zaten Hatay açık oynayan, defansta da, hücumda da. Defansı kötü bir takım. Hı hı. Hücumda yetenekli hocalar olan bir takım. Karşısında da disiplinli bir hoca takımı var. Hı hı. İlhan Hoca ile beraber. Ben bu maçta çok gol olacağını düşünüyorum. Hem Hatay'ın durumundan hem Rize'nin iç saha durumundan. 2.5 üst 1.61. 2.5 üste göre güzel bir oranı var 1.61'in. Kuponlarınızda hem katlamak amaçlı hem de yatırım hocam, amaçlı. Hocam KG var düşünür müsün? KG var düşünürüm ama riskli. Yani şundan dolayı şimdi Rize kendi başına 3 atar diyorsun. Yani 1 atar, 2 atar. Ama o zaman üst olmuyor. Olur olur, üst olur. Nasıl olur? 2-1 biter. O zaman yer. Yani KG var da hani şimdi bu söylediğine göre Rize 3 atar diyor musun? Atabilir. Hiç şaşırmam. Şimdi atabilir diyorsan bu okeyim. Şimdi atamaz. Rize atamaz diyorsan buraya KG varı da eklenip oran arttırılabilir. Olabilir. Bunu da hani izleyenler için söyleyeyim. Hani Rize 3 tane atar da diyebilirsiniz. Pendik'e 5 tane attı içeride. Hiç polemiğe girmeden. Ata öyle bir takım. Beğendiğim bir takım. Ama hani 2.5 üst Rize 3 tane atar mı atamaz mı diyorsanız Hatay'ın da gol atma ihtimaline karşı hocam da. Hatay da takımdır. Yani hücum ben çok beğenmiyorum. Yani Volkan Hoca'nın o dağılmış hali, bu yani ne yazık ki depremden dolayı bir sarsıntı yaşamış bir hoca. O yüzden yani bundan dolayı, yoksa Hatay'ın da ileri attığının ben kaliteli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bir gol atabilirlerse KG var ve 2.5 üstte denilebilir hocama ek olarak. Söyleyeyim. Doğru. Yani gollü maç olacağı benziyor. Böyle kapatalım burayı da. Geçiyorum hocam. Başakşehir-Adana. Güzel maç. Başakşehir son 4 maçta mağlubiyet yaşamadı. Adana'da da gidenler, gitmekte olanlar, başkan açıklamaları, hala bir kaos durumu var. Son maçta da Antalya'ya karşı 2-1'lik bir galibiyetle ayrıldı. Başakşehir'de de formunda dediğim gibi. Ben bu maçta Adana'nın bir şekilde gol bulacağını ve Başakşehir'in de iç sahada golü bulacağını ve 1-1 gibi de bir skor bekliyorum. Yani çok böyle gol beklediğim bir maç değil. O yüzden KG var diyorum. Oranımız da 1.5'tir. Değerlendirenlere
hayırlı ve uğurlu olsun deyip kurdele kesiyorum. Sen ne diyorsun? Genelde Başakşehir Adıyaspor, Başakşehir Antalyaspor gibi maçlarda çok gol olur. Hı-hı. Ben bu maçta da çok gol olacağını düşünüyorum ama öyle yani 4 gol, 5 gol gibi bir şey değil. Zevksiz de bir maç olabilir ama gol olacağını düşünüyorum. İki takım da defansı iyi değil ve hücumcuları iyi. Belhanda ve Rodriguez'in ayrılığıyla beraber ben Başakşehir'e biraz daha yakınım ama Başakşehir'in de puan sıralamasındaki yeri çok kötü. İki kötü takım, iyi gözüken kötü takım aklımızda. 2.5 üst düşünüyorum ben bu maça. 1.51'lik güzel de bir oranı var. 2.5 üst yaz hocam. 2.5 yazdım. 2.5. Bir de üst yaz. Ya da artı yaz hocam. Sen sadece artı yaz. Heh. Çünkü senin üstünde garip bir yazı olabilir. 2.5 üst artı 1.51 diyoruz. Temiz bir oran, güzel bir maç olacağı düşünüyorum. Hocam ben şimdi bu bülteni seninle konuşurken şunu düşünüyorum. Yani bu bültende herkes çok kazanabilir. Kazanabilir de çok da kaybedebilir. Yani çok da kaybedilebilir bir bülten. O yüzden çok dikkat etmekte fayda var. Yine biz söylüyoruz, her bankoda söylüyorum. Hani bizim konuştuklarımızı şimdi Buğra hocam, ben 10 tane tahmin yapıyorum. 20'si arasında seçip yapabilirsiniz. İşte Reels'larda göreceğiniz spesyal kuponlarımıza balıklama atlamamanızı öneriyoruz her zaman. O yüzden bu hafta biraz herkes çok büyük kazanabilir, kaybedebilir. Dikkat etmek lazım diyorum. Var mı hocam Başakşehir Adana ekleyeceğim bir şey? Kötü maç olur. Kötü maç diyorsun. Herkes çok gollü bekleyebilir bu maçı. Gol olur. Aha. Ama kötü maç yani belli. Kokuyor. Geçiyorum 7'ye hocam. Cumartesi günü 7'ye. Trabzon. Ankara gücü Trabzonspor. Trabzonspor yine Kayseri maçından itibaren mağlubiyet görmeden devam ediyor yoluna. Ankara gücünde de bir hakem faciasından sonra da beraberlik üstüne beraberlik almaya devam ediyor. Hocam ben oranlara baktığımda Trabzon'un sağlam yüksek bir oranın olduğunu gördüm. Trabzon ne oldu yine ya? Halil Otuş dönemine falan mı geldi? Bilmiyorum yani çok yani böyle oranları biraz korkutuyor. Beni de şey yaparken korkuttu. Yani iki küsürlü bir oranı vardı. Değişti mi bilmiyorum. 2.09'lu evet. Bir şey oranı vardı yanlışım olmasın. Böyle oranlar olduğunda ben hep şey derim. Rakip takım eğer böyle alt sıralarda bir takımsa o takım gol bulur. Hı-hı. Gol atar diye düşünürüm. O yüzden bu maçla alakalı da yine iki takımın da gol atacağını ama Trabzon'un kazanmaya daha yakın olduğunu düşünüyorum ama oranlar beni biraz tribe soktu. 1.49 diyorum KG vardan iki takım da atar ama yüksek oran seviyorum diyorsanız Trabzon kazanır da deneyebilirsiniz yani. Yüksek oran sevenler hoş geldiniz öncelikle. Ben maçı Trabzon'un kazanacağını netim. Yani Trabzon maçı kazanır. Hı-hı. Ankara gücünün pek bir şeyi yok. Geçen hafta da iç sahada 1-1 kaldı. Hı-hı. Penaltı falan da kaçırmıştı. Başkanım da hapisten yeni çıktı. Öyle çok saçma bir maç olacağını düşünüyorum. Ama Trabzon'un, Abdullah Hoca'nın ben bu maçı vereceğini düşünmüyorum. Abdullah Hoca puan kaybı üzerine çok puan kaybı yapmayı seven bir adam değil. Hı-hı. O yüzden maçın çok gollü geçtiğini düşünmesen de MS2 artı 1.5 üst. MS2 ile beraber diyorum. Oran 2.35. 2.35. Çok güzel, güzel bir oran var. Yani, Trabzon 2-0 kazanabilir. Çok rahat. Bunun yanında da güzel bir ufak da böyle güvenliğiniz bir şey yazar. 4 bir oran ya 4'lük yakalayabilirsiniz. Güzel bir oran. Dediğim gibi ben de Trabzon kazanmasına daha bir yakınım ama Ankara gücünde gol atacağını düşündüğüm için KG var dedim 1.49'dan. Ama Buğra hocamın da bak şimdi bir şey yapınca hoşuma gitti 2.35 oran kim kime vermiş. Mantıklı denenebilir diyorum hocam. Geçiyorum hocam. Cumartesinin son maçı Samsun Spor Karagümrük maçı. Şimdi bu maça baktığımda hocam düşme hattında biri 17 puan diğeri 15 puan olan. Üstü attılar zaten. Üst yani kazananın şey olabileceği yani düşme hattından biraz uzaklaşma ihtimali olacağı bir maç. Samsun yani çok böyle keyif verecek bir maç mı bilmiyorum. İki takım da açık oynar mı şey oynar mı bilmiyorum. Samsun Spor'un da toplayan bir formu vardı. Karagümrük yine son iki hafta mağlubiyet yaşadı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu maçla alakalı böyle maçlarda genellikle iki alt seviye takımlarda ilk yarılarda beraberlik olur diyorum 1.88 oran. Yani bu benim tahminimdir. Öneriyor muyum? Çok önermiyorum. Antalya-Alanya maçındaki gibi uzak durmanız gerektiğini düşünüyorum ama ilk yarı 0 tahminimdir. 1-1 gibi bir şey olabilir ve maçta 2-1 veya 1-1 biter. Tahminim budur. Değerlendirebilirsiniz. Güzel. Oranı var yani 1.88. Şimdi Samsun Spor Karagümrük maçında Samsun Spor yani iç sahada o kadar transfere rağmen veya deplasmanda herhangi bir havayı yakalayamamış bir takım. Hı hı. İşte Dimatalar, Fofanalar, işte Emre Kılıçlar, Taylanlar falan kurulmuş bir takım ama yani şeyin potansiyelini yakalabilmiş bir takım değil. Karagümrük'te her zaman işte bugün Can Keleş, dün Bertolacci, bir önceki sene Lobyanitse, Cagney'le hep pozitif futbol oynamış bir takım. Hocalarıyla,
işte Pirlo'su, Alparslan Erdem'i, başka kim vardı? Farioli. Farioli'siyle pas yapan, hücum oynayan bir takım. Yani böyle takımlar Karadeniz'e gitti mi gol yer. Atar da birazcık iyi oynarsa. Ben KG var diyorum. Güzel de bir oranı. Aynı olsun. Oran bizim hocam. 1.52 benden gösterebilirsin. 1.52. 1.56 benimki. 56 mı? Sen şimdi öncesinde yaptıysa oranlar değişebiliyor. Ben bugün yaptım. Bora hocam dün yaptığı için değişmiş olabilir. 1.56. Büyük ihtimal. Detay verdim. Korkulu maç. Ben de uzak durulması gerektiğini söylüyorum. Hocam da aynı. Ben de aynı fikirde. Kötü maç. Kötü maç. Dikkat edin. Yani düşme hattında olan maçlar biraz sıkıntılıdır. Her sonuç çıkabilir. Hı-hı. Dikkat edin diyoruz. Geçiyorum o zaman hocam. Pazar günü 3 tane maç var. Hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın maçı var. İlk maçımız 1.5 maçı. Kayseri Spor, Sivas Spor. Şimdi Kayseri Spor da benim Rize Spor gibi bankoda prensim olan takımlarımdan biriydi bir zamana kadar. Ama vedalaştık, helalleştik Kayseri Spor'la. Sivas Spor'ları Servet Çetin'le yollarına ayırdı ve eski bir dost diyebileceğimiz Bülent Uygun'la anlaştı. Bülent Uygun'da... Hocanın ilk antrenman fotoğrafını gördün mü? Görmedim, neydi? Sivas tesislerini su basmış gibi kadar çekmiş eşortmanı. Adam şortolon giymiş bu arada Sivas'ta. Şortolon mu? Şortolon giymiş. Yani Bülent Uygun benim çok üstü yani beğendiğim bir antrenörlerden değildir. Yani. Ancak bir antrenör takıma yeni geldiyse ilk maçında bir etki göstermek isteyecektir. Bir sonuç almak isteyecektir. Bir mesaj vermek isteyecektir. Bu sebeple taraf bahsi oynamıyorum ben. Sıkıntılı olabilir bu maçla alakalı ama Kayseri kendi evinde gol atacağını düşünüyorum. Sivas Spor'un da dediğim gibi gol bulabileceğini düşünüyorum. Son yazdığım 3 bahis de aynıymış mesela ama yapacak bir şeyim yok. 1.52. KG var diyorum. Sivas da gol bulur. Kayseri de bulur. Değerlendirebilirsiniz. Kayseri Spor dediğim gibi son 2 haftadır mağlubiyet yaşıyor. Ama sürpriz isteyenler Kayseri Spor'la alakalı Kayseri Spor'un taraf bahsini alabileceği şeyler oynayabilir. Sen neyiz hocam? Öncelikle yine bir derbiyle karşınızdayız. Ben bir Sivaslı olan olarak. Kayseri-Sivas derbidir buralarda. Anadolu derbisidir. İç Anadolu derbisidir. Evet. Genelde Kayseri'deki oynanan Kayseri-Sivas maçlarını Sivas yener bir şekilde pundura getirip. Yani ama bu maçta ne Sivas'ı çok önde görüyorum. Bir de Kayseri'nin bu formu vardı. Hani 1-0-1-0 gittiği bir Recep Uçak takımı vardı. O biraz havasını kaybetti. Kemen de gitti. Evet. Ya ben burada vurdulu kırdılı çok gol olan bir maç bekliyorum. Böyle yeni hocalar. Yeni hoca dağılmış bir takım rakibi. Yani gol bekliyorum. Ben o yüzden taraf bahsi yerine daha çok skorla, gollerle alakalı düşündüm bugün. 2.5 üst, 1.66 güzel bir oranı var Kayseri Sivas maçına göre. Olabilir. Gollü bir Anadolu derbisi bekliyorum ben. İki takıma da başarılar dilerim. Ama Sivas'ta olarak da Sivas'ı. Sivas'a başarılar dileyelim. Ne oldu hocam, bütün Sivas'ı karşına almaktan korktun. Haklı. Senin akrabalar o bıyıkları... Tel tel hocam, bıyıklar da kimin bıyığa benziyor ya? Bir gitarist vardı hocam. Adı gelmedi, Kolombiyalı. Bilenler yoruma yazsın. O tarz bir bıyık bırakmış hocam. Biraz da böyle hilalli bıyık da denilebilecek. Derbi var abi. Acayip yakışmış. O ayrı konu. Yani övgüleri başka zaman yapacağım hocama. Geçiyorum İstanbulspor Fenerbahçe maçına. İstanbulspor Trabzon maçında bir hakemle sağdan çekme durumları yaşadı. Sonra gitti deplasmanda kaybetti. Deplasmanda kaybetti. Fenerbahçe Galatasaray Süper Kupa maçına çıkacaktı ancak Arabistan hükümetindeki insanların fokurdaması, hop oturup hop kalkma korkularından kaynaklı maç oynanmadı. Tebrik ediyorum ben buradan şahsım adına Fenerbahçe ve Galatasaray yönetimini. O konuya objektif de detaylı bir şekilde değiniriz zaten. Biz maçımızla alakalı şunu söyleyeyim ben. Şimdi İstanbulspor şu an bir hedefi kalmamış bir takım. Fenerbahçe de dinlenmiş. Hazır bir takım. İrfan Can'ın olmadığı, Fred'in olmadığı, Fred'in de cezalı olduğu bir maç. Ciku kupaya gitti. Ciku gitti. Yani Fenerbahçe galiba Osterwold'e Serdariz veya Samet Akaydın Serdariz gibi bir şeyle çıkabilir. Benim düşüncem deplasmanın iki yarıyı da kazanacağını, 2.21 oranı var. Yani Fenerbahçe iki yarıyı da kazanır. Bu diğer bölümündedir oynayacağınız. İstediği diğer bölümündedir. Bu birden bir değildir. Tekrardan uyarıyorum. Fenerbahçe ilk yarıda 1-0 yeniyorsa ikinci yarıda da 1-0 yenmesi lazımdır ve 2-0 bitmesi lazımdır. Uyarıyorum. 2.21 oran Fenerbahçe eğer ilk yarıda 3-0 yapmazsa bunun adam geleceğini düşünüyorum. Çünkü yapabilir Fenerbahçe bunu. 3-0, 4-0 yapmazsa bunun geleceğini düşünüyorum. Oranı da gayet iyi. Böyle maçlarda ben genellikle bunu söylerim zaten. İzleyenler de bilir. Değerlendirebilirsiniz. Hocam İstanbulspor Fenerbahçe maçında Fenerbahçe'nin gereksiz bu kadar eksiği oldu ya. Evet. İrfan, Fred kart cezalısı. Ciku gitti. İşte Zayt zaten bu sene beli dönmüyor. Evet.
Samet Akaydın. Samet Akaydın'dan alakalı bir şey söylemeyeceğim. İstanbulspor Fenerbahçe maçı olimpiyatta da olmasıyla beraber bugün birçok bilet de çıkmış Fenerbahçe taraftarına. Yani bir deplasman maçı olacağına alakalı çok şeyim yok. İstanbulspor'un da bir olay yaşamıştı. Fenerbahçe'de bir olay yaşamıştı. Kulüplerimize de tekrardan geçmiş olsun iyi ya da kötü. Ben Fenerbahçe'nin maçı kazanacağını düşünüyorum. Yani risk isteyen İbrahim abinin kuponunu oynayabilir. Hı-hı. Güzel bir oranı var. 2.22'lik. 22 değil mi? Evet. 2.21 hocam. 2.21. Hı-hı. Artmış olabilir kuponun şeyi. Şimdi mesela ben kafada şunu kuruyorum hocam göstermeden. Hı-hı. Trabzon kazanır ve 1.5 üst ve Fenerbahçe deplasmanı 2 yarıyı da kazanır 2.21'den. İki maç söylese yapsan hocam. 5 küsüre yakın bir oranı olur mu? Bir de Galatasaray maçında... 10'a 20'ye yok. İki maç yaptım. 5 oran. Çok güzel. Yani denenebilir bir şey. Şu an aklıma geldi. Yatabilirsin, yatılabilir. Bu tahmindir zaten. Bizim söylediğimizde biz de medium şey değiliz yani. Biz de tahminlerimizi yapıyoruz ama şu an kafamda hafta sonuyla alakalı bir kupon çıktı. Söylemek istedim. Sen ne diyorsun hocam şimdi maça? Fenerbahçe maçına. Bir kere doğru bir kupon yapmışsın. Güzel bir kupon. Ben MS 2 artı 2.5 üst. Bu en başta o kısımlarda olacaktır. 1.44'lük güzel bir oranı var. Daha çok riske de girilebilir. 3.5 üst, dep 2.5 üst, evet. Gol gibi ama... Hocam bir de oran açmamışlar ya. Evet. Fener'e de bir oranlık, evet. Bir şey yok. Ben şeye de baktım. Fener kazanıp 1.5'a baktım. 1.19 oranı vardı. Yani Fenerbahçe kendi başına 3 tane atarsa bu gelir tahminim. Yok, maç 2-1 bitince de alıyor. Alıyor zaten, alıyor da. Evet. Sen yer mi diyorsun? Yok, yerden değil. Ben Fener'in 3 gol atacağını az çok eminim. Atacaksa o zaman sıkıntı yok. O gelecek bir kupondur. Doğru. Sen 2 de gelebilir 3 gol olunca mantıklı. Yani 2-21. Ben biraz oran fazla olsun istedim böyle maçlarda. Bulabileceğim de tek buydu. Başka bir şey yok zaten. Fenerbahçe biraz daha tam olsaydı kadrosu. O zaman tabii. Dep 3.5 üstü mesela denenebilir. Denenebilir. Ya şu maçlarda mesela ilk yarı goller de denenebilir ama işte bilinmiyor. İlk yarı 1.5 üst mesela. Olabilir, denenebilir. Yatırılabilir. Ya bu maçta çünkü oran bulmak çok zor. Evet. Birkaç şeyler var. O aralarında... Skoru bilebilirsin. Bunlar olabilir. İlk yarı mesela Fenerbahçe kazanır ve 1.5 üst var ilk devreyle alakalı. Fenerbahçe 2 tane atar ilk yarıdan gibi. Bunlar yapılabilir. Yani bu maçla alakalı biraz kombinasyon yapmanız sınırlı. Oran seven bir insansanız, yüksek oran seviyorsanız. O yüzden benimki biraz yüksek oran, hocamınki de biraz da kesin gözüyle bakılmış bir şey. Hı hı. Geçiyorum hocam son maçımıza. Galatasaray Konyaspor. Galatasaray da aynı şekilde Fenerbahçe gibi Süper Kupa'da oynayamadı, dinlendi ama son haftalarda çıkan garip haberler var. Takımda maddi olarak sıkıntıların olduğu, Ziyech'in ayrılık haberleri olsun, Zaha'nın ayrılık haberleri, Ndombele'nin gelecek transferlerle birçok haber var şu an Galatasaray'da anlamadığım bir şekilde. Ama hocam ben şöyle bir his alıyorum. Ben Galatasaray'ın böyle maçlarda dinlendiği, Galatasaray kesin dinlendi diyeceğimiz maçlardan sonra Galatasaray ilk yarılarda biraz şey olur. Herkes şeyi bekler. 4 atacağız, 5 atacağız, takım dinlendi, takım şöyle diyoruz. Ancak o ilk yarılarda bize bir sıkıntı olur. İkinci yarılarda maç çözülür. Böyle bir maç olacağını yine düşünüyorum. Yatabiliriz, olabilir. Benim düşüncem budur. O yüzden ben en çok gol olacak yarı ikinci yarı diyorum. Bu da gol kısmında olabilir oynayacağınız bahiste. 1.78 oran var. İlk devre 1-0, 0-0 biterse ikinci yarıda 2 gol ve üstü olacağını düşünüyorum. Bu Galatasaray'ın bir maçı daha böyleydi. Hangi maç olduğunu hatırlamıyorum. Olabilir, olabilir. Tam hatırlamıyorum. Aynı bu tarz, koku aynı kokuydu. O dinlenmiş Galatasaray fark yapar dediğinde. Karagümrük de olabilir. Olabilir. Tam şu an hatırlamıyorum. Biz şeyler varsa yoruma yazabilir arkadaşlar. Ya Galatasaray oynar. Kerem kaçırır. Icardi bir tane kaçırır. İkinci yarı açılır bir anda. Evet. Böyle bir maç bekliyorum. Konyaspor'da son hafta Kayseri'yi yendi. Bir diş göstermek isteyecektir. İlk yarıdan bir tutayım oyunu isteyecektir. O yüzden 1.78 oran deneyebilirsiniz. Yani pişman olmazsınız diye düşünüyorum. Galatasaray Konyaspor maçında ben Galatasaray'ın maçı bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. İyi oyun, kötü oyun şu an ligin son maçı değil mi bu ligin? Yani ligin şu ilk devrenin ilk son devrenin maçı. İlk devrenin son maçı. Galatasaray kazanıp şöyle fikstürü bir önünü alıp ikinci yarıyı planlayacağını. İşte Ziyech gidecek. Ndombele'de şu vardı. İşte Zaha'da problem var. İşte bir geliş bir şey olacak Galatasaray'da belli. Onun öncesinde bir problem yaşayacağını zannetmiyorum. Pazar günü akşam maçı. Fener'in kazanmasıyla da net kazanacağını, kazanmaya çıkacağı bir maç olacak %80-90. Fenerbahçe kazanırsa. Fenerbahçe maçında bir sürpriz olursa daha da çok gol olabilir bu maçta. Bu da mesela hocam, bu da önemli. Dediğin de önemli. Evet. Şimdi Galatasaray maçı biz ne zaman çekiyoruz hocam? Perşembe mi? Perşembe. Bugün çarşamba. Çarşamba saat 8-9 şu an. Biz çarşamba günü çekiyoruz. Şimdi o gün geldiğinde Galatasaray'ın çıkacağı 11'i, hava durumu, Fenerbahçe'nin skoru da önemli hocam. Fenerbahçe kazansa Galatasaray kazanmak zorunda çıkacak. Hı hı.
Ve 3-0 yenebilir mesela. Mesela ama berabere biterse doğuda yüksek bir taraftarın karşısına çıkacak. Bunlar da önemli. Bunları da unutmadan kuponları yaparsanız seviniriz. Evet hocam, böldüm. Ben dediğim gibi Galatasaray'ın bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. 2-0, 2-1, 3-1 gibi. Yani skorlar bunlar olur Galatasaray'ın iç saha maçlarında genelde. Konyaspor'da yani Konyaspor'un o hani nasıl diyeyim? Bildiğimiz Konyaspor'larından uzak bir Konyaspor var. 3-4 tane bilmediğimiz yine bir Boşnak'tır, Sırp'tır oyuncuları var ama pek bir yıldızları yok. Ne diyor hocam maça? VS 1 artı 2.5 üst. 1.55'ten güzel bir oranı var. Az önceki senin ikili Trabzon-Fener. Evet. Artı şunu yaptım mı 6 oran var. Daha fazla hocam. 6'dan fazladır. 2.30 Trabzon. 7.50 falandır. Evet. 7.50 falandır. Yani spesyal şu an zaten spesyal Reels'larda Instagram RBN Spor'da izleyeceksiniz. Ama hani şu an doğaçlama oldu zaten, bankun özelliği budur, olmasının sebebi budur. Hocamdan aldım bir tane, kendimden bir tane. Hoca da ortaya bir şey. 6-7 oranlık bir şey çıktı. Çıtır bir şeyler 50-100 atılıp hafta içindeki o erteleme maçlarına bir bakayım. Futbolsuzluğu bir şey yapabilirsiniz. Hocam var mı ekleyeceğin? Yok, teşekkür ederim. Hocamla ilk bankosu, hocamın ilk uzun yani bankoda spesiyeli vardı hocamın. Hiç bu kadar uzun olmamıştı. Güzel yapacağım. Su gibi de geçti. Yani hızlı hızlı bitirdik. Özledik ligi izlemeyi, özledik. Şimdi bakacağız ne durumdayız. Son haftalarda böyle çok iyi bitirmedik. Burak Hoca ile çektim galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok iyi üst düzey bitirmedik. Yine 10'da 6'lar falan o civarlardayız. Ben 10'da 6'ydım diye hatırlıyorum. O 10'da 7 olabilir. Yine izlerseniz bakarsınız. İzlediyseniz, videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayalım. Bizi de Instagram'dan, TikTok'tan, Twitter'dan, yeni ismiyle X'ten, RVN Spor'dan takip edelim. Orada spesyal kuponlar paylaşılacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Objektif'te görüşmek üzere.